seni başka bir gözlükçeye gitmekle tehdit edebiliyor. Meslek videolarıma siyaseti ve politikayı karıştırmak istemiyorum ama bu videoda söylemezsem içimde kalır. O sitem ettiğiniz, müşteri olarak ağzınıza geleni söylediğiniz işletmeyi ertesi yıl tekrar aynı yerinde ve aynı hizmeti verirken bulabilir misiniz? Gerçekten bilmiyorum. Herkese merhaba. Tanımayanlar için ben Çağatay Gülümser, optisyenim. Bugün bir meslek videosu daha çekiyorum. Optiklerde en çok sorulan sorulardan bazıları: devlet gözlük veriyor mu? Gözlük hakkında güneş gözlüğü alabilir miyim? Gözlük reçetesi kaç gün geçerli? Devlet baba gözlükler için ne kadar ödeme yapıyor? Gibi. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. O yüzden birinci ağızdan bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce gözlük ve kontak lenslerle ilgili meslek videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa da gözlüğümü seviyorum hashtag ile yorumlarda buluşalım. Videoya başlayalım. Gözlük reçetesinin süresi ne kadar ve gözlük almak için müracaat ettiğimde ne zamana kadar teslim almalıyım? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her sene yenilenen bir sözleşmesi oluyor optiklerde. Şu an için SGK tarafından belirlenen bu süre 10 iş günü olarak belirtiliyor. Ve optik firmasına müracaat ettikten sonra tıbbi malzeme olan gözlüğün 5 iş günü içerisinde teslim alınması gerekiyor. Diğer soruysa, optik cam ve çerçeve hakkımla güneş gözlüğü alabilir miyim? Hayır. Ama geçmişte yapılıyordu Çağatay diyenler olacak. Evet, yapanlar vardı. Etikliğini tartışmayacağım. Yapılıyordu çünkü takibi zordu. Karekod ve ürün takip sistemi yoktu. 2012 yılında karekod sistemine, 2017 yılında da ürün takip sistemi olan UTS'ye geçildi optiklerde. Şimdi her çerçeve ve cam ürün karekoduyla geliyor ve kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sistemine kaydediliyor. Yani vermediğimiz optik çerçeve ve camın karekodunu okutamayacağımız için yapılan bu illegal yöntemin önüne de geçilmiş oldu. Optik firmalarına çok fazla bu tarz sorular geldiğinden dolayı bunu da cevaplamak istedim. Bir diğer kritik soruysa, devlet gözlük veriyor mu? Devletin verdiği gözlük diye bir kavram var. Devletin verdiği, yani devlet cam vermiyor ya da çerçeve vermiyor. İnsanlarda şöyle bir algı var: devlet baba bize her ay koli koli çerçeve gönderiyor ve biz bunları satıyoruz. Bu algı da zamanında tabii ki biz yaptık, biz oluşturduk. SGK ile anlaşmalı olan optik firmaları her reçete için kişiye uzak ve yakın çerçeve olarak 3 senede bir tamı tamına 37.80 kuruş ücret ödemekte. Yakın bir tarihte yerli üretimi desteklemek için yerli üretim çerçeveler için de 42.80 kuruş ücret ödemekte. Yani 5 TL bir destek ödemesi yaptı. Gözlük camı için ise numaranın büyüklüğüne göre tek cam için ortalama 6 TL ile 20 TL arasında komik bir rakam ödemekte. Yani gözlük camına verdiği katkı için bir süre yok. Numaranızın 0-50 derece düşmesi veya artması yeterli. Bu ödediği tutarlar SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 10 yılı aşkın süredir böyle. Ve az önce bahsettiğim yerli üretim desteği haricinde hiçbir şekilde değiştirilmedi, artırılmadı veya desteklenmedi. Yani devletin verdiği cam ve çerçeve diye bir kavram yok. İlla bir şey diyeceksek de, yani kurumunuzun size vermiş olduğu küçük bir miktar destek diyelim. 6 TL'lik bir destek. Zaten bunu da çalışanlardan %20, emeklilerden de %10 olarak katılım payı altında gene alıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu sırf ben veriyorum demek için veriyor. Optik firmalarına sistemden önce bu kurumlara serzenişte bulunmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü olan yine insanlara oluyor. Yine insanlar mağdur oluyor. Optik firmalara da zarar etme pahasına müşterilerini kırmamak ve kaybetmemek için bazen alması gereken o ekstra ücretleri de almıyor. Özellikle dar bütçeli kişiler için çok daha zor bir durum ne yazık ki. Az önce 10 seneyi aşkın bir süredir değişmedi dedim. 2018 yılında ben bir infografik yapmıştım. Böyle bir tasarım tarzı bir şey yapmıştım. Onu da böyle ekrana koyarım büyük ihtimal. 2004 ve 2018 yıllarını karşılaştırdım. Şu an görüyorsunuz büyük ihtimal. En basitinden bir çeyrek altın, asgari ücret ve ev kiralığının zamanla değişen fiyatlarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2004 ile 2018 yılları arasında gözlük için vermiş olduğu katkıyı karşılaştırdım. Yani gözlük için çok zor olmadı çünkü hiçbir şey değişmedi gözlük adına. Çeyrek altın değişirken gözlükçünün kirası da arttı, elektriğe de zam da geldi, askeri ücret arttı, çerçevenin geliş fiyatı arttı, camın alış fiyatı arttı, arttı da arttı. Şimdi gözlük kullanıcılarından, özellikle yaşlı kesimden
hakkın olan ücreti istediğinde seni başka bir gözlükçüye gitmekle tehdit edebiliyor. Ve argümanları da şu şekilde: devlet eskiden beridir ücretsiz veriyor, neden şimdi çıktı bu fark, ben fark mark vermem diyebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ücretleri arttırmadığı takdirde o sistem ettiğiniz, müşteri olarak ağzınıza geleni söylediğiniz işletmeyi ertesi yıl tekrar aynı yerinde ve aynı hizmeti verirken bulabilir misiniz? Gerçekten bilmiyorum. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Meslek videolarımı siyaseti ve politikayı karıştırmak istemiyorum ama bu videoda söylemezsem içimde kalır. 2018 yılında milletvekillerine ödenen gözlük çerçevesinin fiyatı 250 TL'den 350 TL'ye, gözlük camının fiyatı ise 150 TL'den 200 TL'ye çıkartıldı. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında ise enflasyonu da baz alırsak ortalama %20 oranında artış bekleniyor. SGK'nın millete 37.80 kuruş, milletin vekiline 350 lira uygun görmesi çifte standardın en iyi örneği olarak gösterilebilir. Sonuç olarak toparlarsak, vatandaş için konuşuyorum. Kurumun ödediği tutara denk gelen ya da gelmiş sayılan bu canların estetik ve sağlık açısından iyi olmadığı tartışılmaz bir gerçek ne yazık ki. Filtre kaplamasız camın yapmış olduğu yansıma estetiği önemli derecede etkiliyorken, bu teknoloji çağında bu denli mavi ışığa maruz kalırken SGK'nın 10 yılı aşkın süredir aynı katkıyı sağlaması gerçekten çok büyük bir sorun. Umarım bir farkındalık yaratabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir sorunuz olursa da yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.